Selam arkadaşlar, bu video haftalık bir vlog olsun istedim. Yani daha bugün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma olarak 5 günlük bir vlog çekmek istiyorum. Konuşmalı mı olur yoksa genelde görüntülerden mi oluşur pek bir fikrim yok. Ama böyle bir vlog çekeyim dedim. Ama genelde görüntü çekmek istiyorum. Çünkü İstanbul'dayken etrafı çekmeyi seviyorum ve onları birleştirip bir video oluşturmak istedim. Tabii neler çıkar bilmiyorum ama. Neyse, öncelikle şeyden bahsedeyim. Instagram'dan da DM'den zaten sormuştunuz. Yupsacon vardı cumartesi günü. Pek bir şeyler çekemedim çünkü çok yoğun geçti ve aşırı yoruldum. Ama neler yapıldığından bahsedeyim. Ben görevliydim. Coffee Break kısmında çalıştım. Görevli olduğum için konuşmalara çok giremedim ama arkadaşlarımın anlatımıyla hepsini çok beğenmişler, çok faydalı bulmuşlar. Ben sadece son oturuma girebildim. Toplam 6 oturum vardı. Sertifika alabilmek için 6 oturumdan 5'ine girmeniz gerekli. Girdiğinizde kara kod okutup ondan sonra geliyor size sertifika. Online sertifika oluyor diye biliyorum. Mailinize gönderiyorlar. Neyse, ben Coffee Break'te çalıştım ve o kadar çok yoruldum ki toplam 700 kişilik veya 600 kişilik bir kongreydi. Ve o kadar çok surat gördüm ki artık kafamda yeni insan tipleri oluşmaya başladı. Ama çok keyifliydi. Yurda geldim, 8.30'da uyudum. Ertesi gün sabah 9'da kalktım. 12.5 saatlik bir uyku gerçekten yorgunluğumu atmama yardımcı oldu. Ama 8.30'da ilk defa uyudum herhalde hayatımda. İlkokulu saymazsak uyumuşumdur herhalde 8.30'da. Bayağı keyifliydi. Dışarıdan da katılım sağlayabiliyorsunuz ama genelde eczacılık öğrencilerine yönelik bir kongre diyebiliyorum. Dışarıdan olan üniversitelerden, mesela Anadolu Üniversitesi veya işte Hacettepe'den gelen eczacılık öğrencilerin çoğunu almışlar diye gördüm. Yani duydum, öyle dediler. Keyifli bir kongreydi. Şimdi okuldaki başka bir kulübün de kongresi olacak. Ona da başvurdum. Umarım o çıkar. Bunda görevli olduğum için zaten direkt katılım sağlayabildim. Ve kongreden bir şeyler verdiler bize. Evet, şimdi kongreyi biraz ayrıntılı anlatayım. Bakın, burada kongrenin programı yazıyor. Katılacağım. 9 ile 10 arasında açılış konuşması falan yapılmış. Dekan konuşma yapmış. 10 ile 10.45 arasında gıda takviyelerine artan ihtiyaç hakkında bir oturum gerçekleşmiş. Ondan sonraki oturumda bilimsel bir gerçek arama terapiden bahsedilmiş. Buna keşke girebilseydim. Neyse artık. 3. oturumda yeni nesil ilaç teknolojilerinden bahsedilmiş. Ondan sonra bir öğle arası oldu. Piyano dinletisi de oldu bu arada, 20 dakikalık. Ondan sonra sektörde marka olmak adlı bir şey gerçekleşmiş oturum ve sonuncu değil. Sonra hedef odaklı ilaç molekülü tasarlanmasına yapay zeka ile kişiye özel ilaç tedavisinden bahsedilmiş. Sonuncu olarak da günümüzün popüler cilt hastalıklarının tedavisinde eczacı yaklaşımından bahsedilmiş. Ben sonuncuya girebilmiştim. Bize çay verdiler. Sonra otacıdan sabun verdiler. Sonra kolonya, Bio'nun saç şampuan ve saç bakım maskesi falan verdiler ama onları duşa koydum. Kalemler, işte kokular, Depuri Solution Tester'lar falan verdi. Defterler falan, takvimler, güzel şeyler yine verildi, yani topladık. Keyifli oldu. O şekilde Yupsacon bu şekilde geçti. İnşallah seneye de ölmezsek tekrar ikincisi, yani 2024'tekinde de görüşürüz ve size yine ondan bahsederim. 1000 abone olmamı, şu an 828 adet abonem var. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki abonem oldunuz. 1000 abone olmama da 162 kişi kaldı. Herkes bir arkadaşına söylese, ben zaten 1000 aboneyi geçeyim, hep geçiyorum. Herkes bir kişiye söylese bence 1000 abone yapabiliriz beni. O zaman da çok mutlu olurum. Tabii ki söylemek zorunda değilsiniz. Sadece beni sevindirmek isterseniz diye söyledim. Öyle. İyi seyirler hepinize tekrardan. Evet, şimdiki Wingo'ya geldik. Bugün salı. Hayır, arada böyle konuşayım kanka. Bugün salı, Wingo'ya geldik.
Kızlar yiyor, ben aç değilim. Şaşırtıcı, ilk defa aç değilim. Yoksa ben her an yemek yiyebilirim. Akaretler'de çok sevdiğimiz bir mekana geldik. Ve ben, burası bu arada Juan Valdez. Ve ben ice latte aldım ve çok güzel gözüküyor ice latte'si. Hemen tadına da bakalım. Ay bakamadım tadına ama çok iyi. Bakamadım tadına ama çok iyi. Biz şimdi sohbet edeceğiz. Hayatın, hayatın şeyini kedi sandım. Göstereyim size de. Az önce buna, evet az önce buna kedi sandım. Kedi sandım. Değil. Evet. Çok... Hadi baba, yapabilirsin. Akaretlerdeyiz. Arkadaşlar biz burayı çok seviyoruz. Siz de arkadaşlarımızla keyifli vakit geçirmek ve güzel kahve içmek için burayı tercih ederiz. Evet. Ve içeri, arkadan bahset. Arkası çok güzel ve ders çalışmak için burayı evet, çok sessiz içerisi. Kalabalık olma, akaretler için çok sakin. Evet. Burada oturup arkadaki canlı yerde şurada izleyebilirsiniz. Akaretten geçen insanlara. Güzel bir yer. Biz burayı ise ilk açıldığında geldik. Evet, ilk açıldığında geldiler. Ve şey, içerisi bu arada sessiz olduğu için içeriye oturmadık. Çünkü konuşacağız, sohbet edeceğiz. Sana beleş kahve getirdim ama üstünden biraz içtim. Hayat az önce bize filtre kahve vermişlerdi. Ondan alamadık diye Hayat gitti beleş kahve tekrar istedi. Hayır, ama soğuktu. Evet. Hayat'ın tırnaklarını önceki videoda göremediyseniz tekrar. Ama Deniz'de, o yüzden yaptıramadım. Ben yine ısrarla adını yazmayacağım. Neyse. Çünkü çok yardımcı oldu bana. Buradan kendisine sevgiler. Hayat genç son. Saçlarım düzgün değil. Tüm klipleri başa sarıyor. Hayır, düzgündü bu arada. Aa, var mı? Instagram'a da. Instagram'a da hayat genç. Büyük ihtimal insanlar izlerken ne olduğunu anlamayacak. Olsun, bir şey olmaz. Biz böyleyiz. Evet. Hayat sen de mi ice latte aldın? Hayır. Bu baristamın... Kanka yukarı kaldırsana. Yukarı kaldır. Yasaklı madde. Blur lan orayı. Geldik laba. Helin sanırım biraz geç kalacak ama olsun. Ve inşallah 2-3 kişi falan yapıyormuş. Onun için... Özlemişim bu arada burayı ama o kadar da çok özlememişim. Dersini gelip görseydik daha güzel olurdu. Muhaller geldi. Aynen, lab raporu verdi hoca. Yani. Lab raporunu okudum ve hiçbir şey anlamadım. Evet, arkadaşlar bugün çarşamba ve labdayız 4,5 ay sonra. Şimdi ayırma hususuyla bir deney yapıyoruz. Bakın görüyor musunuz buradaki berrak kısmı? Ay göremiyorsunuz. Buradaki berrak kısmı ayırmamız gerekiyor. Geri kalan kırmızı yer çöpe gidecek. Diğerini sonra su banyosunda uçacağız. Aslında ben lab vlog çekecektim ama bugün çekesim gelmedi. Onun için diğer haftaki iki lab vlog'unu çekeceğim. Öyle. Özlemişim labda olmayı. Burada da mantar bulmaya çalışıyoruz. Asla bulamıyoruz. Yani oysa ki çok basit bir şey mantar bulmak. Bakın mantarın şekli bu ve biz burada bulamadık. Asla bulamadık yani. Aa, bu mu? Değil. Bulamadık. Yeşil ışığın yanmasını bekleyiniz. Yanmasını bekleyiniz. Lütfen yeşil...